%100 Haber başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı okullar açıldığında kayıt kabul dönemlerinde velilerden hiçbir başlık altında aidat bağış alınmayacak dedi. Türkiye'nin 52 yıldır borçlu olduğu IMF ile bir dönem 14 Mayıs'ta kapanacak. 426 milyon dolarlık son borç da bu tarihte ödenecek. Ama 1999 yılından beri açık olan IMF Türkiye ofisi kapanmayacak. Meteoroloji yurdun batı bölgelerinin yeni bir yağış hava sisteminin etkisi altına gireceğini açıkladı. Hacker grubu Retek, Dilan Alp'in taburcu edildiği hastanenin internet sitesini dün akşam peklediğini duyurdu. Ünlü fizikçi Stephen Hawking, İsrail'in Filistinlilere yönelik şiddetini protesto etmek amacıyla ülkedeki bilimsel organizasyonları boykot eden akademisyenler arasına katıldı. PKK'nın çekilme sürecini başlattığı gün Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı özel harekat timleri vatandaşla birlikte dağlarda fidan dikti. Kolsuz Doğan, Kazak ressam Karip Bek Kuyuvov, İngiltere'ye yaptığı vize başvurusunda parmak izi veremeyince vize alamadı. Yapılan bir araştırma her öğlen yemeğinde aynı gıdanın tüketilmesinin kilo vermede etkili olduğunu ortaya çıkardı. Kışla da kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden onbaşı Latif Terli ile ilgili dava sonuçlandı. Terli'yi darp ederek kalp krizini tetiklediği öne sürülen komutanı 198 TL para cezasına çarptırıldı. Bilim insanları karbondioksit salınımındaki artış nedeniyle Kuzey Buz Denizi'nin asit oranının arttığını açıkladılar. %100 haber sona erdi.